Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Burçin Hanım'ın hayat hikayesini paylaşıyorum sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Adım Burçin. Şu an 45 yaşındayım. Sizi uzun zamandır takip ediyorum ve yüklediğiniz videoların neredeyse tamamını izledim. Artık sıra benim hikayeme gelmeli diye düşünüyorum. Ve size yıllar önce başımdan geçen ama benim için etkisi hala süren çok berbat bir anımı anlatmak istiyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen giriş yapayım. Ben Adana'da doğdum. Aslen Osmaniyeliydik ve ailem Adana'ya taşınmıştı. Uzun yıllar Adana'da yaşadım. Zaten başıma ne geldiyse burada geldi. O yüzden buraya kendimce lanetli şehir diyorum. Eğitim öğretim hayatımı Adana'da başladım. Sırasıyla ilkokulu ve ortaokulu bitirdim. Şehrin en güzel liselerinden birini kazandım ve oraya gittim. Ben güzel bir lise kazanınca da annem herkese hava atmaya başladı Lale Hanım. Çocuğu olan herkese çocuğunun hangi liseyi kazandığını sorup durdu. Benden daha başarısız olanlaraysa beni örnek göstererek hava atmaya başladı. Yıllar geçse de üstünden annemin bu kendini beğenmişliğini unutamıyorum. Liseyi de bitirip sıra üniversiteye gelince mahalleden birkaç talibim oldu benim. Hem güzel hem de akıllı bir kızdım. Kim böyle bir kız istemezdi ki? Şimdi bencil ve kendini beğenmiş olduğumu düşünenler olabilir. Ama beni o zamanlarda tanısalardı gerçekten bana hak verirlerdi. Mahalleden taliplerim oluyordu ama ailem hem yaşım küçük hem de taliplerim fakir diye beni vermiyorlardı. Aslında bana soracak olursanız eğer yaşımın küçüklüğünü sadece bahane ediyorlardı. Zengin biri gelseydi eğer beni anında verirlerdi. Ben üniversiteyi de kazanıp okumaya başladım. Okurken bir kişiden hoşlandım ve sevgili olmaya başladık. Ama ailelerimiz bu duruma razı olmadığı için ayrılmak zorunda kaldık. Onun ailesi çok tutucu ve muhafazakardı. Benimkilerse zengin bir damat adayı istiyorlardı zaten. Üniversitede öyle böyle geçti anlayacağınız. İş hayatına atıldım ve bir hastanede çalışmaya başladım. Annem artık mahalledeki aracı kadınlarla konuşuyor. Bana hem zengin hem de yakışıklı bir erkek bulmaya çalışıyordu. Anneme defalarca kez ben evlenmek istemiyorum. Bak zaten çalışıyorum da kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. İlla biriyle evlenmemi istiyorsan da bırak onu ben bulayım dedim. Annemse ne dediysem reddetti. Ve aramalarının ardı arkası kesilmedi. İlk başlarda Sefa isminde şehrin en zenginlerinden bir iş adamı buldu. Beni onunla tanıştırdı. Ama aramızda neredeyse 20 yaş vardı. Belli ki adamın eşi vefat etmişti. Ve onun yerine koyacak birini arıyordu. Ben de bu durumun erkenden farkına varıp onu reddettim. Daha sonra Burak adında biraz daha genç bir adam geldi. Bu adamın bir inşaat şirketi varmış. Yaşı da benim yaşıma çok yakındı. Fakat kendinden bahsederken gece hayatının aktif olacağını, başka kadınlarla takılabileceğini ve yoğun olarak alkol kullandığını söyledi. Burak'ı reddetti. Çünkü belli ki o kendine bir eş değil de bir hizmetçi arıyordu. Ben evde oturup onun bütün hizmetlerini karşılayayım ama o dışarıda istediği gibi istediği kadınla takılsın. Var mı böyle bir dünyaya? Zaman geçtikçe gelen giden artar olmuştu. Herkesin mutlaka kötü bir özelliği oluyordu ve onların hepsini reddediyordu. Annem de iyice evde kaldığımı düşünüp kafayı yiyordu. Benim bunu dert etmezken annemin dert etmesi çok tuhaftı. Ben tam 25 yaşındayken bir görücü daha geldi. Adamın ismi Uğur'du. Uğur hem 26 yaşında hem de aşırı yakışıklı bir adamdı. Annem onu parasına puluna bakarak bulmuştu. Ama ben hem cazibesi hem de kariyeri karşısında çok etkilenmiştim. Uğur'la biraz konuştuktan sonra evlenmeye karar verdim. Ben evlenmeyi kabul ettikten sonra annemin yüzündeki sevinci bir görseniz. Sanki kızı bu dünyada bir ilki başardı. Alt tarafı evlenmek istediğimi belirtmiştim. Ertesi gün Uğur beni daha yakından tanımak için bir kafeye çağırdı ve ben de gittim. Kafeye girdiğimde ise en köşede oturduğunu gördüm. Belli ki yalnız takılıyordu ve kalabalıktan hiç az etmiyordu. Yanına oturdum ve ikimiz de kahve söyledik. Önce ne yaptığımı, halimi, hatırımı falan sordu. Bir şey yapmadığımı ve iyi olduğumu söyledim. Daha sonra ben lafa girmeden
Hemen konuşmaya başladı. Bak Burçin, ben hayatımı alacağım kadının daha önce birilerinin masasına meze olmuş mu olmamış mı bilmek isterim. Benim hayatımı alacağım kadının, yani hayat arkadaşımın eline erkek eli bile değmemiş olmalı. Geçmişinde bir sevgilisi bile olmayacak. Sadece bana ait, bana özel olacak. Eğer bu özellikler sende yoksa bu işi burada bitirelim dedi. Ailene başka bir şey söylersin, anlaşamadık falan dersin. Ailenin yanında seni de düşünerek söylemedim. Ama benimle evlenmek istiyorsan eğer tenine erkek sinek bile değmemiş olmalı. Onun bu söyledikleri karşısında şaşkınlığımı gizleyememiştim. Benim geçmişte bir sevgilim olmuştu ama ona sarılmamıştım bile. Aşırı muhafazakar bir aileden geldiği için elimi bile tutmaya çekinmiştim. Zaten birbirimizin elini bile zar zor tutmuştuk. Tutmaktan da öteye gidememiştik. Hayatıma onun dışında da bir erkek girmemişti zaten. Hatta onunla geçirdiğim vakitte sevgili bile sayılmazdık. Ben de bunları hesaba katarak hayatıma hiçbir erkeğin girmediğini, hiç kimseyle sevgili olmadığımı söyledim. Bunları söyleyince Uğur'un yüzünde hafif bir tebessüm ve gururlu bir bakış belirdi. Kahvelerimizi içtikten sonra beni arabasına bindirdi ve lüks bir restoranda pahalı bir akşam yemeğine götürdü. Uğur hem yakışıklı hem de düzgün bir çocuk. Gittiğimiz restoranda birçok kez içki ikram etmelerine rağmen o içki şişesine dokunmamıştı bile. Alkolden uzak duran insanları, özellikle de alkolden uzak duran erkekleri severim ben. Uğur da böyle bir adam olduğu için beğenimi ve dikkatimi toplamıştı. Biz birkaç hafta daha bu şekilde dolaştıktan sonra annem evlilik konusunda baskı yapmaya başlamıştı ve çeyiz alışverişime çoktan başlamıştı bile. Annem evlilik konusunda bu kadar dominant davranırken babam hiçbir şeye karışmıyordu. Annem babamı da bezdirmişti hayatından. Annemle gezmedik, dolaşmadık, çarşı dükkan bırakmamıştı. Her şeyi Uğur karşıladığı için annemin görgüsüzlüğü tutmuştu. İhtiyacım olmayan şeyleri bile alıyordu Lale Hanım. Hatta abartıp kendisine de bir şeyler aldı. Çeyiz alışverişi süresince inanın çok israf yaptı. Bu israfın büyük bir kısmı annem sayesindeydi. Her neyse, çeyiz alışverişini tamamlamıştık. Annem düğün için ısrar etmeye başladı. Küçük çocuklar gibi ısrar ediyordu. Uğur da annemin bu inadına daha fazla dayanamayarak önce kına gecesini sonra da düğünü yaptı. Kına gecesinde pek değişik bir şey olmadı. Ama annem düğüne kim var kim yok herkesi çağırmıştı. Hiç tanımadığım, bizimle alakası bile olmayan kişileri görüyordu. Uğur'un ailesinden olan herkes mutlaka bir altın takıyordu. Altınları gören annemin gözleri yerinden fırlayacak gibi açılıyordu. Düğün benim için bir hayli yorucu geçmişti. Annemin herkesi çağırması ortamı çok kalabalık bir hale getirmişti ve ben oturacak bir yer dahi bulamamıştım. Sırf zengin biriyle evleniyorum diye gün boyu giydiğim yüksek platformlu topuklu ayakkabılarıma ne demeli peki? Dans ederken bir ara ayağıma bakmıştım ve mosmor olmuştum. Yine de kendi düğünüm olduğu için mutlu olmalıydım. Kendi düğünüm diyorum ama aslında annemin düğünü demek daha doğru olurdu. Duvardaki süse kadar her şeyi o düzenlemişti. Her gecenin olduğu gibi o gecenin de sonu geldi ve bitti düğün. Davetlilerle vedalaşıp arabamıza bindik. Annemden kurtulduğum için çok mutluydum. Babama sıkıca sarıldım ve ona sarılırken gözlerimden birkaç damla yaş geldi. Anneme sarılırken hiçbir şey hissetmiyordum. Ama babama sarılırken kendimden bir parçaya veda ediyormuş gibi hissediyordum. Zaten öyleydi. Babam benim en büyük parçamdı. Kalbimin yarısı onun, yarısıysa Uğur'undu. Artık evli evine, köylü köyüne. Biz de sarayımıza gitmiştik. Saray diyorum çünkü yaşayacağımız ev adeta bir saray gibiydi. 3 katlı, havuzlu, mükemmel bir villaydı. Ev demek hakaret olurdu. Saray demek bile eksik kalırdı bunun yanında. Arabadan iner inmez Uğur beni kucağına aldı ve yatak odasına götürdü. Gerdeğe gireceğimizin farkındaydım. Ben üzerimi çıkardım ve o da çıkardı. İkimiz de çok heyecanlıydık ve birbirimizin suratına aşkla bakıyorduk. Ben zaten daha önce kimseyle ilişkiye girmemiştim. O yüzden rahattım. Yani Uğur'un istediği gibi biriydim. Üzerimizi çıkardıktan sonra ilişkiye girmeyi denedik ama benden kan gelmedi. Uğur birkaç kere denedi ama yine kan gelmedi.
kanın gelmediğini gören Uğur'un yüzündeki bütün heyecan ve sevinç bir anda yok oldu. Kaşlarını çattı ve bana sert bir şekilde baktı. Bağırarak, "Demek ki sen bana yalan söyledin. Demek ki benden önce başka biriyle daha birlikte oldun. Benim senin gibi artık biriyle işim olmaz," dedi. "Her şeyi affederim ama yalanı ve ihaneti asla affetmem. Yürü babanın evine gidiyoruz. Onlar da öğrensinler kızının ne olduğunu," dedi. Uğur'a defalarca kez yalvardım. Beni o eve götürmemesini söyledim. Ama dinlemedi. Geçmişimde kimseyle ilişkiye girmediğimi de söyledim ama inanmadı. Bağıra çağıra konuşuyor, arada küfür ediyor ve sürekli namussuz olduğumu dile getiriyordu. Arabayı hızlı bir şekilde sürdü ve saate bile bakmadan ailemin evinin kapısını çaldı. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Ama onun için hiçbir şey önemli değildi. Belli ki annem ve babam uyuyordu. Uğur'a uyuduklarını söyledim ve daha sonra gelmemiz için yalvardım. Ama beni dinlemedi. Annem ve babamı uyandırana kadar zile bastı ve sonunda kapı açıldı. Annem ve babam uykulu bir halde açtılar kapı. Annem Uğur'a, "Hayırdır inşallah oğlum," dedi. Uğur da anneme, "Hayırdır hayır, hem de ne hayır. Kızın namussuz çıktı anne. Bu kız bakire değil. Bundan kan gelmiyor. Bana daha önce sevgilisinin bile olmadığını söyledi. Ama anlaşılan o ki yapmadığı şey kalmamış. Alın bunu, ne yapıyorsanız yapın şimdi," dedi. Annem ve babam bunu duyar duymaz beni dövmeye başladılar. Evin kapısının önünde tekme tokat dövülüyordum ve Uğur da izliyordu. Kendimi ifade bile edemiyordum çünkü öldüresiye dövülüyordum. En sonunda ani bir manevrayla ellerinden kurtuldum. Ve evlenmeden önce ilişkiye girmediğimi savunmaya başladım. Annem ve babam da bana inanmadılar Lale Hanım. Ve daha sonra Uğur'la bir olarak beni hastaneye götürdüler. Hastaneye vardığımızdaysa saat sabah 8'di. Hastanede bir kadın doğum uzmanına gözüktü. Muayene sırasında ailemin içeriye girmesi yasaktı. Kadın doğum uzmanı bana özel bölgemin yapısının biraz esnek olduğunu ve bu yüzden kanamanın olmadığının normal olduğunu söyledi. Bazı kadınlarınki esnek olurmuş ve bu yüzden kanama yaşamazlarmış. Sırf bu yüzden öldürülenler bile varmış. Kadın doğum uzmanı bana şanslı olduğumu, çok az kadının sadece dayakla işin içinden sıyrıldığını söyledi. Ona göre öldürülmediğime şükretmem gerekiyormuş. İşimiz bittiğinde kadın doğum uzmanına, "Bakın, dışarıda eşim, annem ve babam beni bekliyor. Saatlerdir bana küfür ediyorlar, beni dövüyorlar. Ben derdimi anlatamadım. Lütfen siz yardımcı olur musunuz?" dedim. Kadın doğum uzmanı da bunu kabul etti ve onları içeriye çağırdı. Onlara durumu güzel bir şekilde izah etti. Ama yok, yine anlamadılar. "Yalan söylüyor. Bu kızdan kan gelmedi. Bundan bana eş olmaz. Bundan anca meyhane kadını olur," demeye başladı kocam. Ben yine kendimi ifade etmeye çalıştım ama ailem de Uğur'a hak verdi. Ve benim konuşmamı dinlemeden beni yine dövmeye başladılar. Bu sefer hastane görevlileri tarafından kurtarıldım. Kollarımda ve dizlerimde morluklar vardı. Bir gece hastanede kaldım ve bana pansuman yapıldı. Kendime geldikten sonra evin yolunu tuttum. Canımı en çok yakan şey neydi biliyor musunuz Lale Hanım? Babamın beni öldüresiye dövmesi. Babamı annemden de Uğur'dan da daha çok seviyordum. Ve onunla çok iyi anlaşıyordum. Ama cehalet öyle bir şeydi ki insanı kendi kızına bile kırdırabiliyordu. Annem zaten umurumda değildi benim. Ben de onun umurunda değildim. Uğur ne derse inanırdı çünkü onun parası vardı. Normalde de böyle değil miydi her şey? Parası olan hep haklı, hep güçlü olmuyor mu? Herkes parası olanın tarafını tutmuyor mu? Parası olmayanın suratına bile bakmıyorlar bu devirde. İnsanlar artık paraya resmen tapıyor. Hastanede kaldığım gecede bunu çok iyi anlamıştım. Bir gece hastanede kaldıktan sonra eve gitmek istedim. En azından babamın gelip o gece yanımda olacağını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Babam bile gelmemişti beni ziyarete. Küçükken bana hep pamuk şekerim diye seslenirdi. Şimdi onun gözünde bir utanç kaynağı olmuştum. Keşke benim suçum olmadığını bilselerdi. Eve gitmek için dolmuşa bindim. Dolmuşta birkaç tane kadın bana ters ters bakıyorlardı. Bir erkek de gözlerimin içine bakıp saçma sapan bir şekilde gülüp gitti. Dolmuş bizim mahalleye gelince indim. Sokağın başında teyzeler oturuyorlardı.
ve muhabbet ediyorlardı. Oradan geçtiğimi görür görmez bana sanki bir seri katil görmüşçesine bakmaya başladılar. O kadar kötü bakışlardı ki onlar. Anlatınca bile o bakışlardaki dehşeti ve fesatlığı iliklerime kadar hissediyorum. Beni görünce kulaktan kulağa konuşmaya başlayan insanlar, yüzüme sırıtanlar, pis pis bakıp taciz edenler. Aslında eve gidince az çok başıma gelebilecekleri tahmin ediyordum. Ama umudumu kesmemiştim. Eve gittim, kapıyı çaldım. Annem ve babam kapıyı açtılar. Onlardan özür diledim ve içeriye girmek istediğimi söyledim. Annem bana, "Bizim artık bir kızımız yok. Senin yüzünden bütün herkese rezil olduk. Kimsenin yüzüne bakamayacak hale geldik. Buradan defol git, yoksa 2 gün önce yediğin dayakların aynısını yersin. Bizim başımızı belaya sokma," dedi. Babamın yüzüne baktım, belki beni affeder diye. Ama o da başını sallayarak anneme hak verdiğini söyledi bana. Gözlerim dolu dolu, boynum bükük bir şekilde o mahalleden uzaklaşmaya başladım. Yürürken ağlıyordum ama insanlar ağlamama rağmen dedikodumu yapmaya devam ediyorlardı. Adım çıkmıştı. Hem de çok kötü bir şekilde çıkmıştı. Cebimde kalan son parayla İstanbul'a bir otobüs bileti aldım. Emindim ki Adana'nın neresine gidersem gideyim bu bela peşimi bırakmayacaktı. İstanbul'a vardığımda doğru anneannemin yanına gittim. Anneannem aşırı yaşlı, kendine bile bakamayan bir kadındı. 4 tane çocuğu vardı ama kimin umrundaydı? Bir başına çöplük gibi bir evde yaşıyordu. Beni görünce yüzünde güller açtı. Bana sarıldı, öptü beni. Anneannemle yaşamaya ve ona bakmaya başladım. Yoksulluk, sefalet, çaresizlik ve şanssızlık içinde yaşadım. Zaten ben 30'uma gelmeden de anneannem vefat etti. Yıllardır bir başıma yaşam mücadelesi veriyorum ben. Kimse benimle konuşmuyor. Bir ailem bile yok. Yeniden birisiyle evlenmeye de çekiniyorum. Çoğu zaman ölümün benim için bir kurtuluş olabileceğini düşünüyorum. Beni fakirlik veya bahtsızlık değil, yalnızlık öldürüyor. Bir insanı seven bir kişi bile olmaz mı bu dünyada? Beni seven yok işte. Benim hikayem de böyleydi Lale Hanım. Benim yaşadıklarımı yaşayan bir sürü kız olduğunu biliyorum. Lütfen herkes bir şeyleri araştırsın ve kimin ne olduğuna öyle karar versin. Hiçbir kadın yapmadığı hiçbir şey yüzünden cezalandırılmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Burçin Hanım'ın hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. Kendisi oldukça bağnaz ve kendini bilmez bir insanla karşılaşmış ve yaptığı şartlı evlilik sonucunda da olmayacak bir şey gelmiş başına. Ve onun bir hata yapıp yapmadığını sormadan ailesi ve kocası denecek o adam reddetmiş onu. Sonra kendi ayakları üzerinde durarak kendine bir hayat kurmaya çalışmış. Ve şu anda da hala yaşadığı bu hayatı sürdürdüğünü yazmış bana. Çok yalnız olduğunu, zaman zaman ölmek istediğini yazmış. Ona ben de buradan birkaç bir şey söylemek istiyorum. Lütfen karşınıza çıkan insanları sanki onlar da kötüymüş gibi değerlendirmeyin. Onlara küçük de olsa bir şans verin. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Kendinize bir yoldaş bulun. Bir arkadaş, bir eş, bir dost. Zamanında yaşadığınız acı tecrübeler sizde büyük güvensizlikler oluşturmuş. Ama lütfen bu durumun sizin hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin. Ve en baştan başlayın. O küçük kıza gelin bir şans verin. Eminim ki dinleyicilerimizin de size destek mesajları olacaktır. Yeni hayatınızda size güzellikler diliyorum. Evet arkadaşlar, sizlerin de Burçin Hanım gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız varsa eğer, ben Lale, buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.